İyi günler çocuklarım ve velilerim. Birinci sınıflar hayat bilgisi dersindeyiz. Atatürk'ü tanıyalım konu başlığındayız. Atatürk'ün çocukluğunu araştıralım, edindiğimiz bilgi arkadaşımızla paylaşalım diyor. Atatürk biliyorsunuz Selanik'te doğmuş. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının da Ali Rıza Bey'dir. Kendisi ondan sonra küçük yaşta babası ölüyor. Ondan sonra da dayısının çiftliğinde mesela karga kovalıyor. Orada dayısına yardım ediyor. Bunlardan bahsedilebilir. Atatürk'ün matematik öğretmeninde yaşadığı olay anlatılabilir. İsmini Kemal ismini, ikisinin ismini Mustafa olması ve Atatürk'ü sevdiği için karışmasın diye ona ekstra bir Kemal ismini vermesi anlatılabilir diyoruz. Ülkemizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te doğmuştur diyor. Bunları unutmuyoruz. Annesinin adı, babasının adını da unutmuyoruz. Atatürk yurdumuzun ve milletimiz için durmadan çalıştı. 10 Kasım'da İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. O şimdi Anıtkabir'de yatıyor diyor. Büyük önderimiz Atatürk'ü her zaman sevgi ve saygıyla anarız diyor. Her 10 Kasım'da Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunuruz şeklinde yapılıyor. Evet, devam ediyoruz. Yapalım öğrenelim kısmı var. Aşağıdaki metinde eksik olan cümleleri tamamlayınız. Ben tamamladım. Sadece okuyacağım size. Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te doğdu. Burada S büyük, T ayrılıyor. Çünkü bir yer ismi, özel isim olduğunu hatırlatın. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey'dir. Bunda da yine özel isimler. Atatürk 10 Kasım'da İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. O şimdi Ankara'da Anıtkabir'de yatıyor şeklinde yazdım. Sonra da Atatürk'e kısa bir mektup yazarak yılmadan çalışacağınıza söz verelim diyor. Sevgili atam, senin ülkemiz için yaptıklarını biliyoruz. Biz de bu ülkeyi yücelteceğimize söz veriyoruz şeklinde kısaca yazdım. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.